Merhaba arkadaşlar, kardeşler, abiler, ablalar, teyzeler, nineler, dedeler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda yakından tanıdığınız bir oyuncu var, Fatih Doğan. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim valla. Çok keyifliyim, mutluyum. Senin programına konuk olmak çok mutluluk verici bence. Valla. Valla. Şaka yapmıyorsun değil mi? Yok yok, gerçek. Tiye almıyorsun. Yok abi, niye tiye alayım ya? Ne bileyim yani, pek inandırıcı gelmedi. Öyle mi diyorsun? Valla Mustafa'cığım, kalpten gelen samimi sözlerdi ama sen bilirsin. Ne bileyim, yaklaşık 3 haftadır peşindeyiz de ondan dolayı. Estağfurullah sana. Olur mu öyle şey? Niye onları söylüyorsun, peşindeydim falan filan? 3 haftadır gel 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 diye en son tavladık. Valla işim vardı ya, onları hallettim. Hadi inşallah hayırlı işlerde. İnşallah. Bugün seninle bir yemek yapacağız. Daha doğrusu sen yapacaksın. Ben sana sorular soracağım yine. Her zaman yaptığım gibi. Burada bulunan bütün malzemeleri kullanacaksın abi. Kullanarak bir yemek çıkaracaksın bize. Neyimiz var? Balımız var, kaymağımız var, tereyağımız var, zeytinimiz var, peremiz var. Bu neydi? Kuzu dili miydi? Kuzu kulağı derler. Kuzu kulağı var, limon var, biberlerimiz var. Tavuk etimiz var, baharatlarımız var, domates, soğan ve yine biber. Yine. Maydanoz yeşilliğimiz var. Evet. Şimdi bunlardan bize bir yemek çıkaracaksın. İlk neyle başlamak istersin? Başla, ben de sana sorular soracağım. Hayır, süre yok ama değil mi? Süre yok ama yarım saati geçmezse güzel olur. Abi ben olmayan bir kadar süre. Anca yani birkaç saat sürebilir yalnız. Hadi canım, bu kadar yavaş mısın? Yok yok, tamam. Hızlı hadi yapacağım canım. Tamam da ben şunu merak ediyorum yalnız abi. Şimdi bu ne? Bu bal, kaymak, yani burayı anladım, şurayı anladım da bu sabah yediklerinden kalanı mı koydun abi sen? Kahvaltıdan kaldı onlar. Ha. Ben de israf olmasın dedim. Ha tamam tamam, bak israf yemekte olmasın dedi abi. Buradan beni kalbimden vurdu tamam abi. Ama şöyle yemeği ben yaptıktan sonra, hani arkadaşlar da yiyecek ya, onlara üzüldüğüm için onların yemeğini ayırdıktan sonra o balla ilgili sana ayrıyeten senin yiyebileceğin şekilde bir şey yapayım sana. Hayır, tek yemek olacak tamam. Asla öyle, ona ayrı ona ayrı yok abi dedim. Bakalım hep tamam, aynı yemeği tamam, tatacağız. Tamam abi. O zaman başlayalım. Neyle başlayacaksın? Abi başlıyoruz bakalım hadi. Önce öyle bir ocağımızı yakalım abi. Tamam değil mi abi? Tamam, şöyle bir bakalım. Yaktık vallahi. Bir dakika abi, aleve bir bakmam lazım. Tamam güzel. Tamam bak ya, alevi hissetmeye çalışıyor. Şu an yanıyor. Şimdi abi bir saniye. Ya ben... Ne yapıyorsun abi sen? Abi bıçağın orantısı benim için. Yani bizim gibi şefler buna çok dikkat ederler. Hani orantısız bıçakla ben yemek yapmam abi. Ya ona bakıyorum şimdi. Tamam mı? Bak. Tamam tamam. Abi ne acayip bir konuk almışız ya. Yapıyorum, vallahi yapıyorum. Ben, artık beni oyalamayın arkadaşlar. Sağ olun. Beni sizler var ettiniz. Oyalamayın. Var oğul, var oğul. Hayırdır, şey parayla mı tuttun? Yani alkış sesi geliyor uzaktan. Mahalleden arkadaşlar. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Etle mi başlıyorsun? Tabii eti bir yapayım. Bak şöyle bir şey. Et hani önce hazır edeceksin ki marine edeceksin abi. Bir şeyler yapacaksın. Öyle kafana göre mesela onu en kısıkta yaktın değil mi? Ya da dur şöyle hemen. Baharatları niye uzağa koydun Mustafa? Uzanamayayım diye mi abi? Sen iste getirelim ya. Sen iste şöyle vereyim ya. Önce yağ da mı döksek abi ona? Biraz dökeceğiz mı abi, dökeceğiz. Ama şu an sen bana müdahale ediyorsun. Ben biraz bunu avcarlamam lazım. Ediyorum. Ben işin fanı nerede öğrendim biliyor musun? İzzettin Oral diye bir beyefendi var, bilir misin? Evet. Bu işin büyük ustadır. Erbabı tabii. Ben özellikle mutfakta, ya ben onun çırağıyım, anladın mı? Çok yıllar önce evet beni... Hayır şimdi çok kötü yapıyormuş, adamın karizmasını çiziyormuş. Hayır. Şöyle bir şey oldu, ben onu da anlatayım arkadaşlar. Bir inşaatta çalışıyordum ben. İşte o sırada tabii İzzettin abi Türkü oradan geçiyordum falan. İnşaatta menemen yapıyordum abi, beni öyle keşfetti. Hani İbrahim Tatlıses'ine benzemiyor da... Şey yani hani türkü değil benimki. Menemen yaparken keşfedilmiş ya. Sayın İzzettin Ural şöyle demiş. Beklemiş demiş ki beni bu kokuya götürün. Sonra bir getirdiler menemenin başına. Kartını verdi bana. Sonra ben onun yanında çırak olarak başladım. Allah'a çok şükür şimdi en kral yemekleri yapıyorum arkadaş. Yanmasın tava, yanmasın. Yanmıyor ya. Bak güzelce avcarlıyor. Tuz yok abi. Tuz getirmemiş. Tuz var var. Çok pardon. Tuzumuz da var baba. Niye görmedin biliyor musun? Ustamı hatırladım. İzzet abimi hatırladım. Bir an böyle kafam gitti. Marine mi etsek? Bal mı döksek üstüne? Yok onu şey sen hani şili lokumu diyorsun. Marine böyle güzel olur. Ekşili tatlı. Evet. Tamam yapacağım da onu en son yapayım ya. Limon sık var ya. Tamam limon çok az sıkacağım da bal istiyor musun gerçekten? Evet ya, buradaki bütün malzemeleri kullanacağız abi, mecbur. Bir şey söyleyeyim mi? Ya bu şey gibi olacak ama İzzettin ustama bağlanabiliyor muyum? Hani böyle var ya hani. Telepati yöntemi. Böyle telefon hakkımı kullanırım. Ustam, bal kullanabilir miyim tavuk için? Bak gördün değil mi? Gayipten sesler geliyor baba. Duydun mu? Evet. Abi kral adam hisseder bilir yani. Çağırıyorsun geliyor vallahi. Tabii. Kendisi gelmese sesi geliyor. Eyvallah. Şimdi hani birazcık... Bugün biz şey var mı? Ya benim böyle abi. Söylemiyorum. Küstüm, söylemiyorum. Ya bırak. Ne istiyorsun benden ya? Birazcık yağ koyar mısın? Hemen yağ koyuyorum. Sen dur diyene kadar koyacağım. Koy koy, kalabalık, ekip kalabalık, yağ yesinler. Bak, tamam, dur tamam. Diyene kadar koyacağım yani. Bir salla abi onu. Ya da, şimdi bana biraz peçete verir misin?
Şimdi benim bildiğim Mustafa kardeşim şunu bana önceden avcarlardı ama sırf benim işimi zorlaştırmak için bunları yaptı. Ama gör şimdi, hızı gör kardeşim bak. Bir bakalım ne gazlı. Dur sana arada sorular da sorayım ya. Sor abi. Konya Selçuk mezunusun. Aynen. Sinema televizyonu tercih etmenin sebebi neydi? Yani puanın tuttu diye mi yoksa gerçekten istediğin için mi? Tabii tabii, ben normalde veteriner olacaktım falan diyor. Hayır abi, çok seviyordum, çok istiyordum. Aynen. O yüzden o bölümleri yazdım. Konya Selçuk Üniversitesi geldi. Gayet güzel anılarım oldu. Çok keyifli bir öğrencilik dönemi geçirdim. Sonra da İstanbul'dayız. Mesleğimizi icra etmeye uğraşıyoruz. Puanları biraz küp küp, biraz da Julien. Kesiyoruz. Evet. Şimdi ikinci soruma geleyim o zaman. Şimdi kamera arkasında sen 4 yıl bayağı rejide parmağını mı kestin? Evet evet. Koptu da onu yok, şaka yaptım, bir şey yok. Şimdi rejide de çalıştın sen 4 yıl. Aynen kardeşim. Sonra kamera önüne geçtin. Aynen. Hangisini daha zevkli buluyorsun ya da geçiş hikayen nasıl oldu? İkisini bir arada bana cevaplar mısın? Şimdi şöyle ince açgözlü olmam umarım ama ikisi de çok keyifli. Gerçekten. İyi ki de kamera arkasında o yıllarımı geçirdim. Çok şey öğrendim. Ustalardan, yönetmenlerden, usta oyunculardan. Ama kamera önüne geçmek de tabii içimde hani o aşk, o sevgi. Çünkü oyunculuk başka bir şey. Bir içten de gelen bir durum. Orada mutlu oluyorsunuz, mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Suratını atmayacağım, nereye gidiyorsun? Hayır ya, bayağı kızdı da büyük ihtimalle sıçmayacağım. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Hayır da yani konuşurken gitmeni anlayamadım. Dinliyorum seni ama ya, sen rahat ol. Yani orada yapmak istediğim hayalimdeki meslek olan oyunculuk tarafına geçmeye karar verdim ve çok şükür güzel projelerde de bunu gerçekleştirdim. Çılgın Dershane Üniversitesi'nde. Ha, sinema filmi. Evet. Hayır hayır hayır. Yani Çılgın Dershane sinema filmleri var ama bu Show TV'ye yapılmış bir diziydi. Çok eğlenceli bir diziydi. Torpille mi geçtim yoksa? Hayır. Ne bileyim, rejideydin, hani böyle bir torpille oldu mu? Audition'ıma girdim. Sonra da başarılı olduk. Orada kabul ettiler. Sonra... Mustafa'cığım, kaşıklarımızı getirebilir misin? Tahta kaşıklarımızı. Sonra o işte de menajerimle de tanıştık. Yelda'ya buradan kocaman selamlar. Elimle karıştırayım mı? Bak kaşık şimdi gör. Elinle karıştırdı. Şok, tamam, şok. Hani o fotoğrafı neyse, kullanayım. Neyse, beni oyalama abi. Tamam, oyalama beni, dur. Tamam abi, evet. En son projen, gerçi Kertenkele diyecektim ama değildi. Ondan sonra bir projen daha vardı çünkü. Evet, Bahtiyar Ölmez. Evet, sonra yani şöyle, o zaman oradan devam edeyim. Ömrü biraz kısa oldu Çılgın Dershane Üniversitesi'nin. Sonra hemen 20 gün sonra menajerim aradı ve Kertenkele'nin senaryosunu yolladı bana. Sonra Hicabi karakterini orada oynamaya başladı. Hicabi karakteri çok fazla sevildi değil mi? Yani evet. Şu ana kadar belki en oynadığım tüm projelerden daha fazla bir fan kitlesine orada sahip oldum. Ben de izliyordum, Allah var. İlk sezonunu falan izledim. Vay vay vay. Yani Mustafa Bey de bizi izlemiş. İlk sezonu izledim. İlk sezonu izlemedim. Hatta onunla ilgili bir yazım var benim. Ya bayağı uzun. Ha, bizde izleyin yazım var. Bak ya ben. Bayağı da övmüştüm yani. O zamanlar böyle bir ikili bir durum vardı şeyde. Medyada. İşte evet. Bir taraf eleştiriyordu. Nasıl bir bu adam imam olur falan filan. İşte sahte imam mevzusu vardı ya. İşte ya. Neden böyle olur? Bir kesme de şey. Ben de buradaki ironiyi anladım. Yani. Orada abi bir, böyle bir yanlış anlaşılma oldu bence. Sonra tabii hani... Sinema filmine gidersin, film biter, tamamını izleyip çıkarsın. Ama diziler öyle değil. Dizilerde her bölüm o hikayeye devam eder ve derdini öyle anlatabilir. Evet. O yüzden biraz sabırla izlemek de lazım. Hani ilk bölümden yargılamak yerine bir bakmak lazım nedir diye. Sen nereliydin abi? Ben işte Kaliforniya'nın köyünden. Aa. Aynen. Elazığlıyım kardeşim ben. Aynen. Zaten oraya da küçük Paris diyorlarmış. Tabii tabii diyorlar. Küçük bir Paris'tir. Paris, Elazığ. Direkt Paris. Aynen. Vay, Paris falan diyorduk ama direkt Paris bir şey yala. Aa, yapımcımız gelmiş. Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Mustafa'cığım ben bir sorayım, o yeni dizide bana yer var mı? Geliyorum. Tamam abi. Hadi yine iş buldu ya arkadaşlar. Yapımcı bulunca bu oyuncu milleti böyledir hemen kaçar abi. Bu eyvallah, görüşürüz abi. Görüşürüz. Yok işte kadro doluymuş da, yok bilmem neymiş de falanmış filanmış ya. Hep aynı ayaklar, bak gördün değil mi? Adamın bak ayağına kadar koştu yok. Gözümüzün önünde bir oyuncunun umutlarıyla oynadılar. Aynen. Buna şahitlik ettik. Yapımcılara sesleniyorum. Abi şu an izlediğin Türk dizisi var mı? Yani var birkaç tane de, söyleyeyim mi? Söyle ya. Takip ettiğin, vay be ne güzel işmiş dediğin. Şu anda izlediğim işlerden Kuru izliyorum bazen. Sözü de gerçi bazen izliyorum, bakın. Dirilişe bakıyorum. Yani hani aslında birçok diziye zaman ayırmaya çalışıyorum. Eğer o an vaktim varsa, çünkü hani orada arkadaşlarımız, meslektaşlarımız oluyor. Ne yapmış, nasıl bir iş yapmış diye bir bakmak istiyorsun tabii, merak ediyorsun. Yalnız Mustafa... Eğer bak mutfakta iyi olursan kısmetin açılır, söyleyeyim sana. Eyvallah, sağ ol.
Ne güzel işte. Mustafa da yaptığı bu güzel programlarla insanların kısmetini açıyor. Kısmet Esra Erol'un yerine yaptık ben. Gerçekten. Şu anda kısmetinizi mi arıyorsunuz? Mustafa'ya geliyorsunuz. Kahvaltıda Mustafa'nın yiyemediği kalmış malzemeleri bana getirmiş. Diyor ki bunları da yemekte kullan. Tabii ki israf etmeyeceğim ben. Şimdi balla ilgili falan sana bir sürprizim olacak ama şu kaymaktan biraz içine koyacağım ama bak farklı bir lezzet olacak, bana güven. Valla sürpriz derken ben hepsini yemeğe koyacağım yani bir şekilde. Bak şimdi. Çok acayip bir şey olacak. Ben söyleyeyim size. Bu içine koyduğum arkadaşlar kaymak ve tereyağı. Böyle bir yemek yemediniz. Evet, kaymaklı tereyağlı tavuk. Kaymağı özellikle gittim Torosların yamaçlarında, böyle güzel kekik otlarında beslenen keçilerin sütünden kendi ellerimle. Ama şimdi kaymak şeye de benzemiyor mu yani, o tavuka falan koyduğumuz şeyler var ya, şey krema. Ona i̇şte, benziyor zaten. Ama, yani ama işte kremaya göre bence daha doğal bir şey oldu. Evet yani. Aynen. Yani. Şimdi ben gayipten böyle bir düşünüyorum da acaba şu an yemek pişerken içine yarım domates doğrasa mıydım? Ustam bana bunu öğretmiş miydi İzzettin Oral? Onu düşünüyorum da. Şimdi gayipten sesler gelirken özellikle bazen karışabiliyor. Doğra mı doğru mu onu anlayamadım ama herhalde doğra dedi. Bir doğrayayım bir tane abi. O çünkü telepati yöntemi biz bulduk. Yani kebapçılar kendi arasında böyle şeyler yaparlar. Bir yarım domates atıyorum abi, hayırlısı. O zaman ben de bir soru daha sorayım sana. Sor baba. Hayatının dönüm noktası neydi? Mesleki açıdan mı? Evet. Yani dönüm noktası derken şimdi tabii Kertenkele benim açımdan çok keyifli bir proje oldu. Tabii orada oynadığım karakter Hicabi karakteri. Sonra tabii bir de Akıncı diye ikinci bir karakteri oynamaya başladım. Tabii bunların geri dönüşümü çok keyifli ve güzel oldu. İnsanlar bu şekilde tanımış oldular. Çok geniş bir kitleye ulaşmamı sağladı. Mesleki anlamda benim için çıkış yaptığım nokta burası diyebilirim ben. Ama tabii oyunculuk sürdürülmesi ve başarıyla sürdürülmesi gereken, devam ettirilmesi gereken bir meslek. İnşallah şu an sırada güzel, keyifli projeler olacak. Onlarla meslek hayatımıza devam etmeyi istiyorum. Var mı şu an ufukta görünen bir şey kendi yaptığın, böyle özellikle üstüne titrediğin bir proje var mı? Şöyle, şimdi dizi projelerini tabii menajerim görüşmelerini yapıyor. Şu anda görüştükleri projeler var. İnşallah onlardan güzel olan bir tanesine dahil olacağım. Bir de kendi senaryosunu yazdığım bir tane sinema filmim var. İnşallah onu da en kısa zamanda hayata geçireceğim Mustafa'cığım. O da benim hayalim. Bu arada arkadaşlar yemeğin içerisine bir sürü şey kattık. Fazla bir şeyler varsa yanında olan herkes getirsin, koyalım yemeğin içine. Çünkü çok karmaşık bir şey oldu bu. Cebime bir bakayım. Evet. Tabii tabii bozuk para falan alabiliriz yani, değişik evet. Oluyor. Mustafa'ya da böyle. Ve tabii ki güzel ekibimizde harika bir salata, yapıyoruz şu an. Keşke İzzettin Usta da burada olsaydı. Harbi mi ya? Vallahi. Ya senin de var ya İzzettin abi aynen 10 numara 500 ol. Bekle. O ne bu, lan? Kim lan? Ha yok yanlışlık oldu. Gençliği bu, gençliği. Okuldaydın değil mi sen şu an kardeşim? Pardon. Dur. Şimdi getiriyorum İzzettin abi, bir saniye. Hah! Bu sefer geldi. Ustam hoş geldin ya. Ben de işim var burada ya. Ustam kusura bakma, rahatsız ettik ama. Abi gayipten olaylar oluyor. Ben ne işim var burada ya? Yani... Ne oldu bana? Anlatırız abi. Anlatırız da müsaittin değil mi? Toplantıdaydım. Neyse hallederiz Mustafa, ne yapalım şimdi? Toplantıdan sonra gelsin. Tamam ben gönderirim. Ustam nasılsın, iyi misin? İyiyim de ben bir daha oldum. Tam toplantıdaydım baba ya. Önemli miydi usta? Önemliydi baba ya. Kusura bakma. Ben ne işim var burada baba ya? O yaptı. Ya ustam ben senin var ya bu çıraklık yaptım ya sana, o dönemlerden öğrendiğim bütün bilgilerle harika bir yemek yap. Baba ben yaptığım en büyük yanlış neydi biliyor musun? Ne yaptın? Çocuklarımı tiyatro eğitimine gönderdim. Ne yaptılar biliyor musun? Senin kadar soğukkanlı yalan söyleyebiliyorlar artık. Öyle mi? Evet. Sağ ol. Seni hiç hatırlamıyorum çıraklık dönemimizde. Ustam ben o zaman... Harbi oynamışsın Mustafa'ya yani. Abi sabahtan beri beni yedin mi sen? Hayır abi hatırlamıyor ya. O zaman böyle değildim usta yani. Sen beni bir daha toplantıya gönder, kafam orada kaldı benim. Tamam ama bir yemeği tatmak için geleceksin mi? Geleceğim, o zaman beni çağırırsın. Tamam hadi. 10 dakikam var. Usta görüşürüz. Bir tuhaf olaylar oluyor ya. Neyse ya. Programımızın önemli güçleri. Arkadaşlar ama Mustafa'cığım ben dedim bak, ben dedim yemeği sihirli yaparım. Mustafa da kaldı böyle işte. Bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle, var olan bütün malzemeleri kullanmak zorundayız diye bir zorunluluk var mıydı? Var. Başlarken söyledim bütün malzemeleri kullanmak zorundayız. Yok, böyle bir şey söylemedin abi sen. Söyledim. Ne söyledin? Montajla gösterin arkadaşlar. Burada bulunan bütün malzemeleri kullanacaksın abi. İzledik, gördüğün gibi hayır, söylemişim. Bir dakika. Hani tamam, bu malzemeleri kullan yemek komik mi? Hayır, ekip de gülüyor yani. Ne oldu, ne anladın da gülüyorsun ha 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 diye. Hani kendi iş birliği mi? Şimdi niye bozuyorsun? Bunlar bozma diye abi yani, hep senden şey tembihlenmiş. Tamam, bunu da böyle aşağıya doğru atıyoruz falan. Şurada kalsın. Böyle bir tencerede. Şöyle 9 mm kalibrelik acı biberimizi
dokunuş olarak şöyle salatamızın üzerine süslüyoruz. Abi acı biber normal yiyebiliyor musun? Böyle bir tane ağzına ekmeksiz şöyle falan. Mustafa'cığım böyle sivri kısmını da bıraktım sana doğru. Euzubillahi mineşşeytan. Yo acı seversen diye dedim. Ben kötü bir şey demedim arkadaşlar. Ne bileyim. Bir anlama gelmiyor. Evet. Vallahi var ya. Abi bir dakika hala bal ve zeytin kullanılmadı ama. Tamam ben şöyle bir kullanmamı mı istiyorsun? Bir saniye abi. Ya ne inatçı adam ya. Al. Zeytini kullandım abi. Tamam mı? Yer mi yemez mi? Yer bence. Hiç buna itirazın olamaz. Sevgi kelebeği oldu mu? Bal. Tamam. Hayır tamam. Niye salata? Hayır, hayır. Salata menümüzde yoktu abi. Salata değil. Arkadaşlar salata değil. Bakın tamam. Servis tabağımız burada var. Şöyle bir şey ama ustamı çağırayım da öyle. Servis tabağımız burada. Tamam o zaman pardon. Şöyle kalsınlar. Balı da şimdi kullanacağım göreceksin. Ustamızı çağıralım mı? Tamam çağıralım. Bence çağıralım abi. Kovumu onun yanında yapacağım. O zaman ustamız gelsin, yemeğimiz hazır arkadaşlar. Hey be, ustamız da geldi. Ama bu sefer hazırlıklı geldi. Oo, kral. Bir şey soracağım da yani usta şöyle. Benim bildiğim hani bu film çektirmeye falan MR'a girdiğinde metal alınır ya. Hani şimdi ışınlanmayla gelirken bu metal sorun olmadı mı? Yok. Hadi ya. Tabii, müsait bir yerine. Enteresan bak, bunu da yapmışlar abi. Normalde metalle ışınlanmaz. Kemeri falan çıkartırsın normalde. Vallahi çok ısınsın ya. Ama sen çağırıyorsan. Aynen, tamam. Buyur ustam. İzzettin ustam, İzzettin Oral ustam. Hazır yemeğim hazır ama ben servis edeceğim abi. Sen de tadına bakacaksın. Tamam. Kapatayım mı? Evet, son rutuşları yapıyor şu usta an. Usta atmayacağım değil mi? Yok, atacaksan söyle bakayım ya. Usta biraz daha hızlı atarsan arkadaş olur. Korkuyor. Normalde bu şöyle servis edilir arkadaşlar. Bunu böyle hızlıca sallarsanız yemek olduğu gibi duvar evli. Buradan tadına bakarsınız. Buradan böyle parmakla ev almak. Şimdi, usta o zaman ben servis ediyorum servis tamam mı? Evet. Bak şeye de ustam puan verirsin bak gördüğün gibi mutfakta pırıl pırıl hiç kirletmeden yaptım yani. Vallahi var ya böyle bir konu. Onu ben değil de seni alacaklar puan versin. Böyle enfes bir yemek daha tadına baktı mı ustam bilmiyorum. Şimdi ustam hepsini koymayacağım. Hani şu zenginlerin evlerinde hani minik minik koyarlar ya filmlerde olur ya o şekilde. Mustafa da sever bunu. Mustafa gerçi aç gözlü ama biraz. Bayağı bildiriyor bana. Şöyle yapalım mı Fatih'cim? Hafif. İşte ustadan tiyolar. Abi malzeme yani iyi usta malzeme mi arttırır yoksa tüm malzemeyi kullanır mı? Şöyle. Ustamın bu şık hareketinden dolayı altın maydanoz ödülünü. Şimdi şöyle bir şey ben süsleyeyim de öyle abi öyle olmaz. Abi ben şu bala taktım hala balı kullanmadım. Tamam tamam bir dakika bir dakika. Bir dakika. Biraz bir ortam hazırlayacaktır herhalde Fatih Bey kardeşim. Yani her şeyin ortasına illa bir şey dikiyor gördüğünüz gibi. Bütün yemeklerde demek, var abi. Ne demek o yani bu şeydir abi son hani son abi, yaptığın olaya şu imzanı atarsın. Şu izleyici olarak gelen Mustakbel yengeme çok özlemiştik buradan selamlar. Kamera arkasında 100 kişi var arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar düzenli olarak şu an size Sultanahmet'ten canlı yayınımızı yapıyoruz falan. Ramazan özel programıyla sizlerle şunu bilmiyorum hani sen. Maydanoz bir şey olmaz yer arada. Tamam. Şöyle tamam, bir durum. Tamam. Bir dakika. Heh, Mustafa hadi. Bak izle kardeşim şimdi. Ustam da izlesin. Yalnız bir tane peçete alabilir miyim? Sen maydanozları yerken. Heh, yok öyle bir şey. Ya şu olaya bayılıyorum usta. Biliyorsun sen öğrettin bana bunu. Hani ya bu çok tabağın, yemek programı izlemiş. Tabağın, bu ne ya? Kenarlarına. Kanka sen boş zamanlarında ne yapıyorsun? Yemek programı izliyor. Arkadaşlar balı kullanıyorum. Nerede kullanacak onu? Vay. Evet yani bir şey diyemem. Kullandı sonuçta. Vay be. Yalnız balın bitmemesi arkadaşlar. Buradan Eminönü'ne kadar gidecek herhalde bal. Evet. 360'ı döndük tekrar dönüyoruz. Evet normalde burayı ayarlayamadım. Bitmesi lazımdı. Evet. Şöyle kullandı ki, mı? Kullandım. Kullandı. Kullandım abi. Yani daha artık kullandı. Ne diyeyim? Kullandı diyecek bir şey söyleyeyim. İnsafsızlık yapıp salataya da dökerim ama yenmez. Nimetle şaka olmaz arkadaşlar. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum. Bu sonucu sana da kapak olsun. Büyük kapak oldu. Oldu. Vallahi oldu. Hiç adam gördün mü? Gene Mustafa kapak oldu. Her zamanki gibi ustam. Tadabilirsiniz evet. Buyurun. Böyle tadı zeki oyuncular getirmemeye çalışacağım. Kaç manken mi getirsin? Abi şöyle yapalım. Bakalım İzzettin abi bir şey oldu mu? Abi su vereyim mi? Bir dakika müdahale yapmayalım. Su verin. Hayır abi dur. Tuzu eksik ama güzel. Tuz mu ustam başka? Pişmesi çok harika. Kullandığın sebzeler tamamen erimiş. Biraz erken koymuşsun herhalde. Onun dışında her şey mükemmel. Hayır bir dakika erimemesi mi lazım? Ben tarzım şöyle ben genelde eritiyorum. Hayır şu an sebzelerde cinayet işlemişsin. Kim? Sen. Abi ne yapıyorsun sebze ya? Diri duracak diye bir şey Allah mi var ya? Allah aşkına ya. Yok bir belli olursa. Bir dakika ustam bak o isteyene de hani lokmanı aldıktan sonra bak, kenardaki bak, ballara değdik böyle. Bak. Hani tatlı bir. Yanmış ya. Hani şeyi bilirsin değil mi? Ekşi tatlı sos vardır ya. Evet. Öyle bir şey yapmak işte o mantıkla balı da etrafına şey yaptım ya. İsteyenler onu da. Bunun içinde böyle sütümsü bir tat var. Evet. Tereyağı ve kaymak. Kaymak. Özellikle Torosların eteklerinde kekikle beslenmiş keçilerden elde edilen kaymağımızdan koyduk. Tavukta sırıtmamış. O anlamda mutluyum sırıtmamış yani. Ama yani kaymağı tavsiye ederim.
Yakışmış mı kaybı? Yakışmış. Abi ya ben de bir tadına bakayım. Hadi ya yine mi? Yine mi yakıştı ya? Mustafa bir şey söyleyeceğim. Biz niye arkadaşlar siz de yiyeceğiniz merak etmeyin. Şöyle bir bakayım. Gerçekten Mustafa'cığım eline koluna sağlık. Havayı senin salladığın o kadar belli ki. Bence oynuyor. Ha bir de kötü oynuyor. Bizim gereksiz bir adamımız var. Gereksiz adam da gelsin tadına baksın. Bir de oynayabilsen abi. Zor yuttum ya. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bak ben övdüm kendisini. Dedim ki demin tadına baktım. Mustafa'nın tüpü yaktığı, ateşi Mustafa'nın yaktığı o kadar belli ki. Yani o da yansımış yemeğe. Ya vallahi ya tatsınlar. Kim bak ya. Adam. Tatsınlar abi. Tatsınlar tarafsız olalım. Gel hayatım. Gel arkadaşlar gelin. Gel. Gel İzzettin abinin hayatı. Öbür bölüm ölmüş mü? Gel buraya. Öbür bölüm ölmüş müydü de? Ölmeye. Gel kardeşim. Gel oğlum gel dünyanın parasını alıyorsun ajanstan. Al bakayım. Yok şöyle ben hazırladım onu. Yorumluyor muyuz abi şimdi? Şimdi tadına bak bakayım. Ya Mustafa'nın yüzüne bakın. Yüzünü kameraya dön. Yüz ifadelerini. Evet. Kaymağın tadını alabiliyoruz bak. Tamam mı? İçine kaymak koymuştuk ya. Kaymak gibi tavuk yapmışlar. Tavuk sote mi? Kaymak sote değil. Niye gelelim? Tavuk. Kaymak gibi tavuk yapmış adam. Lezzetli mi değil mi? Onu söyleyeyim. Güzeldi. Güzeldi. 10 numara bir ekmek oldu. Bunu kovuyoruz arkadaşlar. Kovuyoruz. Bir daha gelmesin. Geç kardeş. Tamam. Parasını verelim. Kardeşim benimle devam edeceksin sen diye. Yok Mustafa gerçekten. Geleceğini düşün ya. Gömülmeyi hak etti. Aynen. Bir de şöyle bir şey. Ustam. Ve İzleyen arkadaşlar da şöyle, yani tuzlukta getirseydi tuzu, bak böyle getirmiş. Ben de tutturamayabilirim değil mi? İnsanım sonuçta hani burada. Bir de kendisi de arada ben attım dedi. Tuz attım dedi sanki. Atmadım asla. Hiç nasıl yani? Ki bir ara bir şeyler aldın. Hayır bir şeyler aldın attın lütfen. Abi. Orada beni yanılttın işte. Yoksa ben sadece tuz kısmında da şu an üstüme yani. Oynuyorlar. Sevgili halkım ama. Sahip çıkın bana. Salataya niye tuz atmadın? Hani kolesterol için zararlı çok fazla. O yüzden salataya atmadın. Şimdi itiraf etsen tuzu unuttum desem. Kime? Salata için. Abi şunu tavsiye edebilirim. Kaymak oranı ilginç bir tavuk olmuş ama kaymak tavuk bence değişik bir spesiyel olmuş. Evet kaymak ben tavuk. Ben tebrik ederim abi. Evet eline Ustam sağlık benim. Ya. Ben de itiraf edeyim böyle yenilmeyecek derecede bir şey değil. Değil ya. Kötü de değil aslında. Tuzu eksik biraz daha tuz olsa tuz çok olsa, şey olur. Çok rahat tuzu gider. Atarak da yiyebiliriz. Yok, acı olsa tamamen işi çözer ama harika olmuş. Yani acı şöyle ben acı. Soğanla biraz diri salata süsleme tamam fena değil ama salatada. Bak şey salata tamam olmamış. Salatayı ezmek kısmında ezmek kısmı vardı ya senin hani yaptığın bir hareket. Karıştırma. Onu yapmadım evet haklısın. Ama bu şey için ama yapmış bence ya. Salatayı kuzu kulağının içine koyuyorum böyle. Aynen öyle. Bak işte böyle bak İstanbul'u yani çözemedi. Yapmış adam. Bak normalde arkadaşlar bak göster yakın kamera göstersin. Şöyle bak direkt hiç şunu şuradan üstüne kapatıp şöyle alıp. Abi böyle güzel oluyor. Mevzu o. Yap abi. Kapat, bandır. Ekmek kullanmıyoruz arkadaşlar salatada. Kuzu kulağıyla. Olay budur. Olay budur. Bu arada sonunda ismini tutturdum. Yani kuzu kulağı dedim finalde. Tabii. Kuzu dili dedim. Kuzu bacağı dedin. Her şey söyledin. Yani kedi kulağı. Harbiden ama bilerek değil. Gerçekten bilmeyerek. Seni unuttum. Sen bazen saçmalıyorsun baba. Farkında mısın? Yo unuttum gene adını. Seni ezdi ha. Gene ezdi. Yani ya aslında bizim program sayesinde yemek yapmayı öğreniyorlar. Karışık malzeme koyduk. Oradan bir yemek çıkardık. Hayır, evde yok, bunu, hayır bunu, ben buna katılmıyorum. Sen evde cesaret edebilir miydin kaymak koymaya? Şöyle söylersen desen ki abi ben böyle yakışıklı ustalara, yakışıklı oyunculara yemek yaptırıyorum. Tamam kız hayranları en az 3 kat daha artıyor. Dersen yok. İnanırım. Ustam çünkü, şimdi ben büyüğü derleyeyim. Ben onun için yemek yapmıyorum arkadaşlar lütfen. Her zaman bir vatan milletçisi yapıyorum yemin ederim. Yani. Şöyle şu şey. Da var ya hayır. Bence, normalde evde olsa kaymağı kullanır mıydı? Kullanırım. Niye kullanmayayım? Bence kaymağı Mustafa kendisi bu programı niye yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yemek yapmayı bilmiyor. Hepimizden bir şey öğreniyor. Burada da çirkeflik yapıyor sonunda. Yani bu yaptığında... Yok Mustafa böyle çirkeflik yapmaz. Zaten çirkef de. Şuna bak. Cebinde maydanozla gezen adamdan ne beklersiniz? Al. Yedim hepsini bak, ya. Bak ne bu? Baba kalmış. Metroda çıkarıyor birer tane atıyor ağzına. Neymiş şey efendim? O... Allah Allah. Böyle bir şey mi var ya? Yesiz. Cebinde de soğan var getir. Ama soğan pahalı abi giderken cebe koyup gidiyorum yani. Diyorsun ne kadar biliyor musun? Utanma utanmaz. Ye. Ama yok abi Mustafa yüzüne eşittiğin kadar değil ama. Değil. Kaymak farklı bir şey olmuş. Onun mesela bir tuz girse, hafif acıbel girse kaymak yakışır. Ben baka bir gün beraber yaptığımız videolarda kaymaklı tavuk yapalım. Öyle bir ekleyelim. Not al yönetmen. Zaten ustam deneyecekler bak arkadaşlar. Onların da yorumu. Vallahi yorumu. O zaman boşaltalım şuraya. Vallahi ballı şeyleyebilirler. Şöyle boşaltalım arkadaşlar da gelsin. Komple evet. Tadına bakmak isteyenler arkadaşlar buyurun. Şöyle yapalım mı abi? Aynen bunu i̇ki arkadaşlar. İki dakika alabilir miyim? Bunu Avrasya Tüneli'nin girişine koyuyoruz. Geçenler falan tadına bakıp geçsinler. Tamam mı? Şöyle yapalım. Bütün arkadaşlar. İşte. Bunu ben de yapardım.
Mustafa'mız var diye saygısızlık yapmıyor. Mustafa da oradan hemen hareket yapıyor bak. Olay bu ya. Evet bak ben diyordum. Maydanoz. Biraz tuz. Limonumuz var mıydı? Adam. Çok limon usta. Evet, enteresan malzemelerle enteresan yemekler denemeye gerçekten devam ediyoruz. Gerçekten şu anda var ya. Her hafta yeni bir konukla. 10 numara. Ne yaptın abi? Evet, bu şekilde, ya, bu şekilde kurtarılır diye evet. Düşünüyorum. Her tamam. Hafta yeni bir konukla yeni bir yemek yürütüyoruz. Kapatıyor muyuz nedir? Evet, kapatıyoruz. Tamam o zaman en güzel bölüm. Bitiyor falan sevindi ama. Ben yaptım. Evet efendim çok teşekkür ederiz. Ne demek? Programımıza katıldığın için, bize yemek hazırladığın için. Bana bu programda yani yemek olmuş için ben size teşekkür ederim. Yok şöyle doğru tarifle aslında kaymağın da yemekte sırıtmadığını anlarız. Tamam. Onu da deneyeceğim. Mesela balın ette kullanıldığını biliyor musun? Yok. Sana ballı bir yemek yapayım. Hadi ya ben rahat olsun. Balı olayı provoke etmek için getirdim. Bal dökeriz yok, böyle balı, yemek için. Ballı bir yemek yapacağım sana. Tamam. İlginç. Bir tat olacak ve çok beğeneceğiz. Tamam, onu da beraber Mustafa yapacağız. Daha çok şey öğrenecek ustam. Evet, zaman lazım tabii. Evet, inşallah. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ya yeter artık ya, yeter ama ya. Şaka bir yana da Mustafa'cığım. Çok teşekkür ederim, ayaklarına sağlık abi. Güzel ben teşekkür ediyorum, gerçekten inanılmaz kardeşlik keyifliydi. Kazandı gene. İnanılmaz keyifliydi. Kardeşlik kazandı, evet. Yaşasın. Aynen, yaşasın kardeşlik. Falan. Teşekkür ederim, ben çok keyif aldım. Ben kendimi çok burada hissettim. Gereksiz hissettim. Ben çıkabilir miyim şuradan usulca? Beni bir daha yok eder misin? Yok ediyorum, gördünüz mü? Evet, İzzettin ustamızı gönderdik. Gitti usta bir gitti, evet. Evet, adam sadece yemekle değil, aynı zamanda sihirli güçlerini de kullandı. Bundan sonraki projesi Selena olacak. Hayırlısı artık. Evet, çok teşekkür ederiz. Tekrar ayaklarına sağlık, eline sağlık. Ben hem geldin hem güzel bir yemek hazırladın bize. Evet. Deneysel bir şey yaptık. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi Instagram hesaplarımızdan da takip edin. Görüşmek üzere. Takip edin arkadaşlar. Beni özellikle. Beni de takip edin.